Buyursunlar, çözüm mü istiyorlar? Çözsünler. Söyleyeyim. Bir defa bu topluma demokrasinin gelebilmesi için rüşvet çarkının, çökmelerin, devletin malının korunabilmesi için Türkiye'de 80 milyon insan varsa buyursunlar mal beyanı verelim. Mal beyanı verelim. Herkesten. Bu mal beyanlarını da Sayıştay alsın. 3 tane ıslak imza. Alsın. Ondan sonra her 2 tane 18 yaşını doldurmuş herkesten mal beyanı alınacak. Her 200 mükellefe de bir tane vergi müfettişi verelim. Buyursunlar bakayım kim rüşvet yiyor. Hadi çözelim. Çözelim hadi. Her şey kesilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Sayıştay görevini yapamıyor. Şimdi mesela başka bir soru söyleyeyim size. Şimdi bir ülkede Sayıştay işlevini yapamıyor. Diğer mevzulara girmek istemiyorum. Ama ana bak vergi daireleri şey şu demiyorum. Sayıştay. Onların en üst noktası Sayıştay'dır. Artı Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı var, işte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı var, işte Bursa, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı var. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı denilen bir makam yok. Bütün başsavcılar İçişleri Bakanlığı'na veya Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Anlatabiliyor muyum? Kursunlar Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı makamını, Sayıştay'la ikisini yan yana koysunlar. O başsavcılığına da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün menfaatlerini koruyucu, kollayıcı kanunlarla beslesinler tüzüğünde. Bak bakalım kimse kıvırlayabiliyor mu? Herkes vergisini verecek. Kimse rüşvet yiyemeyecek. Yiyen de bedelini ödeyecek. Aile boyu, aile doktoru gibi aile vergi mükellefleri olacak. Vergi müfettişleri olacak ki adam şimdi çocuklarını çalıştırıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'de yanlışlıklar ailede başlıyor bir defa. Köylerden, kırsaldan son milyonlarca insan göçtü. Bunlar çoluk çocuklarını çalıştırdılar. Kendileri çalışmadı. Sömürü ailede başlıyor. Baba evde oturuyor. Anne evde oturuyor. Çocuklar çalışıyor 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında. Getiriyorlar, taşıyorlar, getiriyorlar, taşıyorlar. Ana baba sormaz oğlum ayakkabı al şunu. Ana baba sormaz oğlum şunu al, bir pantolon al. Ondan sonra çocuk pantolonunu bir bulup giydiğinde de nereden aldın da giydin de demez. Çünkü kendi vermediği için. Anlatabiliyor muyum? İşte o da o bunlar bu yasalar yazılıp çizildiğinde o çocukların parasını da kimse yemez. Doğru. O babaya çünkü vergi mükellefi diyecek, sen bu arabayı nasıl aldın? Evet. Sen bu evi nasıl aldın? Anlatsana, gelirin yok, giderin yok. Basarsın düğmeye, sözlü mülakata girmeden evvel o insanlarla, tapının, trafiğin, işte banka hesaplarına bakarsın, koyarsın. Artısı varsa çeker alırsın. Evet. Yani bu topraklarda şöyle ilerliyor. Eğer bir terslik varsa, önce tersliği kimi yaptığına bir bakılıyor. Biz toplum yapıyor tersliği. Evet, yok bireyde, mevcut tabii. Günümüzde. Mesela tabii. Diyelim işte ben Mehmet Umut Dolu. Bir ikincikli bir iş yaptım. Bir şekilde gelirimin üzerinde bir anda servet edindim. Evet. Önce bir bakılıyor yani galiba. Bu servet edinen kim? Bize de düşüyor mu? Acaba bir bakalım. Hani yaptırımı uygulanması var. Bir de öylesine bir yaptırım uygulanıp perde arkasından başka işlerle o serveti büyütüp paylaşmak var. Bunlar mütemaden yaşanıyor. İşte İnsanına göre. Kimisine denk geliyor, yaptırım uygulanıyor. Kimisine geliyor, hadi yürü ya kulum oluyor. Şimdi insanlar yaptıkları yanlışın vahametinin hani manevi ve toplumsal boyutta bu kadar yanlış olduğunu fark etseler ben inanıyorum ki %50'si, %40'ı, %20'si yapmaz bunlar. Yani aslında farkında. Çünkü yapılanın şey. Yanında kar kaldığı için evet. Herkes denemeye yeteniyor. Tabii ki yanına kalmayacak olsa yanına kalmayacak olsa kimse yapmayacak. Evet.
Ama yapılanın her şey yapanın yanına kâr kalmış. Evet. Anlatıyor mu? Sonraki sorgulamamış, sonraki sorgulamamış, sonraki sorgulamamış. Şimdi Kemerburgaz. Kemerburgaz'ın %80'i hazineydi bundan 20 yıl önce. Hazine arazisiydi. Oradan bir kadastro geçti. Şu an %10'u hazine arazisi. Birileri üstüne aldı. Kadastro. O bu iş. Uydurdu aldı. Ve veriyor kat karşılığı. Binlerce, yüzlerce daire, binlerce, milyonlarca dolar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kimse sormuyor kardeş. Bu arsa sana dedenden mi kaldı? Değil mi? Kardeş, bu arsa inası aldı. Evet, yani bu sorgu yok. Şeyi ama yani. Bak şunu söyleyeyim. Bundan 50 sene önce bu tür işlemlerin dibine inemezdim. Dibine inmekten kastınız ne tam olarak? İnceleyip irdeleyemezdim. Anladım. Şu anlamda kayıp kuyut şu bu sorgulama yani şey anlamında evet. Teknolojik anlamda ama şu an var ya şu an tuşa dokunduğunda onun sülalesini seceresini çıkartırsın. Onun nerede neyi varını çıkartırsın. Anlatabiliyor muyum? Ha, nereden bulduğunu demiyorum. Mal beyanı diyorum. Sen mal beyanını al, o kimin üstünde ne var, o kendi üstüne almadı mı başkasının üstünde kalacak. Başkası yarın sattığı zaman o parayı karşı tarafa da veremeyecek. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani düzelir, her şey düzelir.